Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz integral. Öncelikle diferansiyel kavramını vereceğiz. Ondan sonra integrale geçeceğiz. Evet. Diferansiyel. A'dan R'ye tanımlı. Fx fonksiyonu. X eleman A noktasında türevlenebilen bir fonksiyon olmak üzere dfx eşittir f üssü x dx ifadesine fx fonksiyonunun x noktasındaki diferansiyeli denir. Evet, şimdi belirsiz integral diyelim önce. Nedir belirsiz integral? Fx x noktasında türevlenebilen bir fonksiyon olmak üzere f üssü x eşittir fx ise fx şöyle büyük fx fonksiyonuna fx fonksiyonunun ilkeli veya belirsiz integrali denir. Belirsiz integrali denir. Şimdi özelliklerine geçelim. Birincisi bu integral eğrimiz. İntegral f üssü x dx eşittir. Fx artı c'dir. Türevinin integrali o halde neymiş? Kendisidir. Buradan ne diyebiliriz? İntegral türevin tersidir. İntegral d fx eşittir. Fx artı c. Yani diferansiyelin integrali de gene neye eşitmiş? Kendisine eşitmiş. Üçüncüsü d integral fx dx. O da eşittir. Fx dx'tir. O halde integralin başına diferansiyel geldiği zaman kendisine eşit oluyor. Dördüncüsü d bölü dx integral fx dx eşittir. İntegral d bölü dx fx dx bu da eşittir. Fx'tir diyoruz. Beşincisi integral fx artı eksi gx dx eşittir. İntegral fx dx artı eksi integral gx dx eşittir. Yani toplamın integrali ayrı ayrı integrallerinin toplamına eşittir deriz. Ve altıncısı integral a çarpı fx dx. O da eşittir. A dışarı çıkar. İntegral fx dx'tir. Şimdi integral formüllerine geçelim. İntegral formülleri. Birincisi integral k dx daima eşittir. K çarpı x artı c. Burada c integral sabiti. İkincisi integral x üzeri n dx demek. 1 bölü n artı 1 x üzeri n artı 1 artı c demek. O halde üs 1 arttırılır ve
paydaya yazılır integrallerde. Türevin tam tersi olarak. İntegral 1 bölü x dx eşittir. Ln mutlak değer x artı c'dir. Dördüncüsü a üzeri x dx eşittir. A üzeri x bölü ln a artı c'ymiş. Beşincisi integral e üzeri x'e x üstel fonksiyon integrali kendisine eşittir. Altıncısı integral sinüs x dx eksi kosinüs x'ine eşit. Türevde bakın tam tersiydi. Yedincisi integral kosinüs x dx sinüs x artı c'ye eşit. Daha sonra geçelim. 8. İntegral dx bölü kos kare x eşittir. Tanjant x artı c'dir. Dokuzuncusu integral dx bölü sin kare x eşittir. Eksi kotanjant x artı c. 10. İntegral dx bölü 1 eksi x karenin kökü eşitmiş. Eksi ark kosinüs x artı c'ye. 11. İntegral dx bölü 1 artı x kare eşittir. Eksi ark kotanjant x artı c'ye. Ve 12. İntegral dx bölü 1 artı x kare eşittir. Ln x artı 1 artı x karenin karekökü artı c'dir diyoruz. Şimdi integral alma yöntemlerine gelelim. İntegral alma yöntemleri. Birincisi değişken değiştirme yöntemi. Değişken. Değişken değiştirme yönteminde integral formülüne benzemeyen fonksiyonlar integral formülüne benzemeyen fonksiyonlar değişken değiştirilerek bu formüllere benzetilip integral alınır. Daha sonra geçelim ikinci yöntemimiz kesirli fonksiyon integrali. Kesirli fonksiyon integralinde ise integral f üssü x bölü fx dx integrali fx eşittir u dönüşümüyle çözülür. Ya da px ve qx polinom olmak üzere integral
px bölü 2 dx integrali alınırken derece px büyük eşittir derece qx ise px qx polinomuna bölünür. Ya da derece px küçük eşittir derece qx ise basit kesirlere ayrılarak integral alınır. Eğer qx çarpanlarına ayrılamıyorsa integral dx bölü 1 artı x kare eşittir. Arktanjant x artı c veya integral dx bölü a kare artı x kare eşittir. 1 bölü a arktanjant x bölü a artı c ifadelerinden yararlanır. Köklü fonksiyonların integrali 3 diyelim. Köklü fonksiyonların öncelikle basit köklü ifadelerde kök ortadan kaldırılacak şekilde değişken değiştirilir. Veya eğer A eleman R olmak üzere kök içinde A kare eksi X kare için x eşittir sinüs teta. A kare artı x kare için x eşittir. Şurada a yazalım tabii. A tanjant teta. Ya da x kare eksi a kare kök içinde ifadeleri varsa için x eşittir a sekant teta dönüşümleri yapılır. Sonra gelelim trigonometrik fonksiyonların integraline. 4 diyelim. Trigonometrik fonksiyonların integrali. Burada mn eleman z artı olmak üzere integral sinüs üzeri mx çarpı kosinüs üzeri nx dx integrali hesaplanırken m ve n'den biri tek biri çift ise tek sayı olan fonksiyondan biri alınır. Ve kalan çift kuvvetli fonksiyon
çift kuvvetli fonksiyon diğer fonksiyon türünden yazılır. Ya da m ve n ikisi de tek sayı ise mutlak değerce küçük kuvvetli bir önceki kuraldaki gibi parçalanır. Eğer m ve n'in ikisi de çift ise kosinüs 2x eşittir 1 eksi 2 sin kare x, o da eşittir 2 kos kare x eksi 1 formülünden elde edilen sin kare x eşittir 1 eksi kosinüs 2x bölü 2 ya da kos kare x eşittir kosinüs 2x artı 1 bölü 2 formüllerinden veya sinüs 2x eşittir 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x formüllerinden yararlanılır. M ve N'in ikisi de çift. En az biri negatif tam sayı ise tanjant x eşittir t veya tanjant x bölü 2 eşittir t değişken değiştirilmesi yapılır. Ve tanjant x eşittir t ise dik üçgenden burası 1, burası t, 1 artı t karenin karekökünden buradan bütün trigonometrik fonksiyonlar bulunarak elde edilir. Şimdi gelelim kısmi integrasyona. İntegral fx çarpı gx dx biçimdeki iki fonksiyonun çarpımında kısmi integrasyon uygularken fx eşittir u gx dx eşittir dv olmak üzere integral fx çarpı gx çarpı dx eşittir u çarpı v eksi integral v çarpı du şeklinde bulunur. Buna kısmi integrasyon diyoruz. O halde öncelikle birine u, diğerine dv diyeceğiz ve bu formülü uygulayacağız. Peki hangisine u, hangisine dv diyeceğiz? Burada da Laplace kuralı uygulanır. Nedir Laplace kuralı? Öncelikle birincil olan logaritmik fonksiyon
Bunun boş harfler alınmış bakın. İkincisi ters trigonometrik fonksiyon. Ters trigonometrik. Yani arklı dediklerimizden A harfi alınmış. P. Üçüncüsü polinomlar. T dediğimiz trigonometrik fonksiyonlar. Ve en son üstel fonksiyonlar. O halde birincil olarak logaritmik bir fonksiyon varsa ona U diyeceğiz. O yok. Arklı yani ters trigonometrik fonksiyon varsa onlara diyeceğiz. Eğer o da yoksa polinoma diyeceğiz. O yoksa trigonometrik fonksiyona ve en son üstel fonksiyona U diyebiliriz. Bunların her ikisi de varsa öncelik sırası böyle devam eder. Şimdi belirli integrale geçelim. Evet, nedir belirli integral? F AB kapalı aralığından R'ye tanımlı ve sürekli bir fonksiyon olmak üzere integral f(x) dx eşittir f(x) artı c ise integral a'dan b'ye sınırları f(x) dx eşittir f(x) a'dan b'ye yani bu da eşittir f(b) eksi FA şeklinde olan ifadeye fx fonksiyonunun AB aralığında belirli integrali denir. Geçelim şimdi belirli integralin özelliklerine. Birincisi, integral a'dan b'ye fx artı eksi gx eşittir. A'dan b'ye integral fx dx artı eksi a'dan b'ye integral gx dx'tir. Yani toplamın integrali ayrı ayrı integrallerin toplamını eşittir. K eleman r olmak üzere integral a'dan b'ye k çarpı fx dx eşittir. K çarpı integral a'dan b'ye fx dx eşittir. Yani sabit integralin dışına çıkabilir. İntegral a'dan a'ya fx dx daima 0 eşittir. Sınırları aynı olduğu için. A'dan b'ye fx dx aynı zamanda eksi b'den a'ya fx dx demektir. Beşincisi a küçüktür c o da küçüktür b olmak üzere integral a'dan b'ye fx dx eşittir integral a'dan c'ye fx dx artı c'den b'ye fx dx'e eşittir. Yani verilen aralıktaki integrali istediğimiz şekilde parçalayabiliriz. Ve o integrallerin toplamı gene o aralıktaki integrale eşittir. Altıncı özelliğimiz a'dan b'ye integral fx dx eşittir. İntegralin sınırlarına bir sayı çıkarttığımızda fonksiyonun içinde o sayıyı eklemek durumundayız. Aynı serilerde, dizilerde olduğu gibi toplam çarpım sembollerinde. Aynı şekilde A artı C, B artı C olursa o halde burası ne olacak? Eksilisi olmuş olacak.
Yedinci özelliğimiz integral a'dan b'ye fx dx büyük eşittir 0 ise fx daima 0'dan büyüktür deriz. A'dan b'ye fx dx integrali küçük eşittir a'dan b'ye gx dx integrali ise o halde fx küçük eşittir gx'tir deriz. Ve dokuzuncu özelliğimiz mutlak değer içinde a'dan b'ye fx dx küçük eşittir a'dan b'ye fx'in mutlak değeri çarpı dx'tir. Şimdi gelelim A eleman R olmak üzere eksi A aralığına simetrik aralık denir. Simetrik aralık denir ve eğer fx tek fonksiyon ise integral eksi a'dan a'ya fx dx eşittir 0'dır. Eğer fx çift fonksiyon ise integral eksi a'dan a'ya fx dx eşittir. İki tane integral 0'dan a'ya fx dx'e ya da şöyle diyelim. 2 tane integral a'dan 0'a fx dx'e eşit olmuş olur. Ve son bir not yazalım burada. Bu konuyla ilgili. Diyelim ki fx fonksiyonu hx'ten gx'e kadar f'te dt ise f üssü x eşittir. F içinde gx çarpı g üssü x eksi f içinde hx eksi çarpı h üssü x'tir. Ve A eleman R olmak üzere fx eşittir A'dan hx'e f'te dt ise f üssü x eşittir f'in içinde hx çarpı h üssü x ve eğer AB elemanı R ise fx eşittir a'dan b'ye ft dt ise şöyle büyük yazalım. F üssü x eşittir 0'dır denir. Şimdi gelelim özel tanımlı fonksiyonların integraline. Özel tanımlı fonksiyonların integrali. Birincisi mutlak değer fonksiyonu. İntegral a'dan b'ye fx'in mutlak değeri çarpı dx integrali hesaplanırken fx fonksiyonunun işaret tablosu yapılır. İşaret tablosu yapılır. İntegral sınırları ile
integral sınırları ile fx eşittir 0 değerleri karşılaştırılıp integral parçalanır. Yani sınırlar bunun kökleriyle aynı olursa o halde integrali ne yapmak zorundaymışız? Parçalamak zorundaymışız. İkincisi işaret fonksiyonu. İşaret fonksiyonunda da integral signum fx dx hesaplanırken yine işaret tablosu yapılır. Eğer ki fx 0'dan büyükse integral signum fx dx eşittir integral artı 1 dx eşittir. Eğer fonksiyon 0'dan küçük ise integral signum fx dx eşittir integral eksi 1 dx'e eşittir. Şimdi geçelim tam değer fonksiyonun integraline. Üçüncüsü tam değer fonksiyonun integraline. İntegral tam değer içinde ax dx integrali hesaplanırken aralık artışı bulunur. Aralık artışı bulunur. Fonksiyonun değişim aralığında tam değer fonksiyonun tanımı yapılır ve integral hesaplanır. Şimdi gelelim düzlemsel bölgelerin alanlarına. Düzlemsel bölgelerin alanı. Şimdi diyoruz ki AB kapalı aralığında fx büyük eşittir 0 ise y eşittir fx eğrisi x eşittir a ve x eşittir b doğruları ile OX ekseni tarafından sınırlanan bölgenin alanı. Şimdi bunu grafik üstünde gösterelim. Daha iyi anlayacaksınız. Yani diyoruz ki A, B, bu fx, bu alan A, alanı ise A'nın alanı integral A'dan B'ye fx dx'tir. Aynı şekilde bu alan A, B ise şöyle. Bu fx fonksiyonu ise ve bu alan A ise bu alan eşittir. Eksi integral A'dan B'ye fx dx'tir.
O halde x eksenin üstündeyse f(x) de x'in integrali sınırlarımız a'dan b'ye pozitif. Eğer altındaysa negatif olmak zorunda. Eğer ki şöyle devam edelim. A diyelim. Burası B olsun. İse burası A1 alanı. Burası A2 alanı. Burası da A3 alanı olsun. O halde diyoruz ki A1 artı A2 artı A3 alanı eşittir integral A'dan B'ye f(x) dx'tir. Ama nasıl? Mutlak değeri. O halde ne deriz? İntegral A'dan B'ye f(x) dx eşittir. Pozitif alanlar A1 ile A3. Bu negatif olan. O halde ne diyoruz? A1 eksi A2 artı A3 alanına eşit olmak zorunda diyoruz. Ve dördüncü olarak B A diyelim. Bu alanın tamamı A alanı ise bu da f(y) x eşittir. F(y) fonksiyonu ise A eşittir. İntegral A'dan B'ye f(y) D'ye'dir. Dikkat edin, bu sefer y'nin pozitif tarafındayız. Onun için integrali y'ye göre almak zorundayız. Şimdi geçelim dönel cisimlerin hacimlerine. Dönel cisimlerin hacmi. Onlarda da sadece şekil çizelim. Daha iyi anlayacaksınız. Şöyle. Şöyle yapalım. Bu alan. Burada bu x eşittir a. Bu x eşittir b ve bu da y eşittir f(x) ise bunun hacmi eşittir pi çarpı integral a'dan b'ye f(x)'in karesi dx'tir. Aynı şekilde geçelim. Şöyle çizelim. Bu y eşittir c. Bu da y eşittir d doğrusu. Şu alan v eşittir pi çarpı c'den d'ye f(y)'nin karesi d'ye'dir. Evet, şimdi bunlarla ilgili bir örnek çözelim. Kısmi integrasyon sorusu olsun bu. Bir diyelim. İntegral x sin x dx integralinin sonucu nedir demişiz. Şimdi bakıyoruz. Böyle bir formül bilmiyoruz. O halde çarpım halinde olduğu için hemen aklımıza kısmi integrasyon geliyor. Neydi kuralımız? Laptüydü. Logaritmik fonksiyon yok. Arklı yok. Polinom. X polinom olduğuna göre ne diyecekmişim? X eşittir u olsun. Sinüs x dx eşittir dv olsun. O halde bunun türevini alırsam dx eşittir du. Bunun integralini alırsam sinüsün integrali eksi kosinüs x. Bunun integrali de neymiş? V'ymiş. Neydi kuralımız? U çarpı v eksi integral v çarpı du'ydu. U
x çarpı ve eksi kosinüs x eksi integral ve bir de burada eksi olduğu için bu artı oldu. Kosinüs x du da neye eşitmiş? Dx'e eşitmiş. O halde x çarpı kosinüs x, kosinüs x'in integrali sinüs x artı sinüs x artı c ise bu ifadenin integrali eksi kosinüs x artı sinüs x artı c'miş. İntegral eksi 3'ten 4'e kadar sigmum x eksi 1 dx integralinin sonucu kaçtır demişiz. Ne yapıyorduk? Özel tanımlı fonksiyonlarda bunun köküne bakıyorduk. X eksi 1 eşittir 0, x eşittir 1'di. O halde 1'i için tablo yaparsam 1'den sonraki değerler için artı 1, önceki değerler için ne değerini alacak? Eksi 1. O halde bu integrali de parçalamak zorundayım. Eksi 3'ten 4'e kadar sigmum x eksi 1 dx'i 1 olduğuna göre önce diyeceğim ki eksi 3'ten 1'e kadar artı 1'den 4'e kadar. Şimdi bakıyorum. Eksi 3'ten 1'e kadar ne değerini alıyormuş? Eksi 1 dx değerini alıyormuş. Şöyle diyelim. Eksi 3'ten 1'e kadar eksi 1 dx artı 1'den 4'e kadar da artı 1 değerini alıyormuş. Artı 1 dx. O halde bunun integralini alırsam x koyuyorum. Eksi 3'ten 1'e kadar artı burası tabii eksi. Burası x olursa 1'den 4'e kadar. Sınırları yerine koyuyorum. Eksi 1 koydum. Şöyle büyük yapalım. 1 eksi eksi 3 artı bu da 4 eksi 1. Buradan bunun sonucunu ne bulduk? Eksi 1 bulduk. Evet arkadaşlar, bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle.